Tavşan gibi kilitlendiği kadınla 8 yıl sonra ilk defa göz göze geldi. Bu ölmek için erken, sevmek için çok yaşlı, yaşları çok fena. Onca yoldan sonra, insandan sonra kendini dev bir tabelanın önünde buluyorsun. İrfan da hayatını yanlış yerlerde çarçur etti. Gözümün önünde büyüyen bu şahane aşkı ettiği gibi. Ayrılık sebeplerini herkes başka türlü anlasa da benim için tek bir sebebi vardı: para. Çünkü dünyada her şey parayla ilgili. Bütün hikayeler, bütün insanlar. Bütün parasını eski karısına kaptıran, şu sıfırdan imparatorluk kuran, kupon araziye oturan, hatırlı akrabaları olan, kendini zeki sanan bütün bu insanların hikayeleri bambaşka. Paranın gücüyle aşkı bulan da var. İçin bin bir takla attığın ve unuttuğunu sandığın kadını yıllar sonra görünce yanıldığını anlayan da var. En acıklısı da şu bence: aklıyla kalbi arasında kalınca aklını seçen, sonra da köpek gibi pişman olan hikayesi. O hikaye fena işte. İlay, ne işin var burada? Sen ne yapıyorsun ha? Bırak kolumu Süleyman. Ne demek bırak? İçin hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bu büyük fırsata yatırım yapmak isteyen dostlarımızı desteklerimize bekliyoruz. Bırak kolumu. Bırak. Hepinize tekrar geldiğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ne arıyor burada? Anlatırım sana. Ne arıyor bu? Kim çağırdı? Artık bak insanın yüzüne bak. Bunu mu anlatayım? Gelme lan. Gel bana. İlay. Bırak. İlay, ne işin var burada? Ne halt ediyorsun sen? İlay, sen beni delirtecek misin kadın? Bu adamlar beni dolandırdı. Maksadın ne? Sen kimsin? Benim tapulu ruhsatlı sahibim mi? Laflarına dikkat et. Tamam, tamam, sakin olalım. Baştan soralım. Ne işin var burada? Neydi bu şimdi? Karına sor Süleyman. Kudret Hanım'a sor, sana anlatsın. İlay. Onu sen getirdin değil mi buraya? Oğlum senin derdin ne? Sen neyin peşindesin? Ben neyin peşinde olacağım ya? Üstelik Süleyman'la. Kardeşim ben neyin işine düştüm? Ya sen demedin mi o ilk insanı ikna etmek en önemlisi diye? Dua edelim İlay iyi ki geldi. Elini kaldırmasaydı ne olacaktı? Sen benim arkamdan iş çevirdin. İrfan, senin oğlun hasta. Bize para lazım. Hani parayı bulmak için her şeyi yapardın. Ne oldu? İlk aşkını görünce dağıldın mı? Hadi be. İlay nereye? İlay. İlay dur. Ne demek şimdi bu ha? Kudret bir şey mi yaptı sana? İlay. Ben senin neyinim Süleyman? Cevap ver bana, ben senin neyinim? Ne demek neyimsin? Sen benim kadınımsın, kalbimin de sahibisin. Peki o zaman şöyle sorayım sana. Çalışanların, oğlun benim için ne diyor mesela? Sana bir şey söylemiyorlar. Sana erkekliğin şanındandır diyorlar. Elinin kiridir diyorlar. Benim için ne diyorlar Süleyman? Evli erkeklerle birlikte olan kadınlara ne denir bana söyle. Kimin haddine sana laf söylemeli? O lafları yediririm onlara. Yedirsene. Önce karından başla mesela yedirmeye. Olur mu? Karın evime kadar geldi, senin bu ağzına alamadığın kelimeyi, hatta daha fazlasını benim yüzüme söyledi, önüme para fırlattı gitti. Ben de o parayı değerlendirmeye geldim. Oldu mu? İlay, İlay dur. İlay nereye? Cehennemin dibine.
Çok teşekkür ederiz. Birlikte çok daha güzel işler yapacağız. Süleyman Bey kaç para yatırdı? Söyleme Sait Bey, iyi para yatırdı ama çok dillendirmeyin. Herkesi bu işe sokmak istemiyoruz. İyi günler. Görüşmek üzere. Merhabalar. Başardık profesör. Bana yalan söyledi. Ya yalan falan yok. Sorsaydın söylerdim. Sen niye delirdin? Süleyman'ın olmasına mı? Peki ben? Ya bilseydin ne olacaktı? Bizi Süleyman'ın elinden kim kurtardı? Kim verdi bilgileri? İlay bize lazım. En çok da sana lazım. Ben onun yardımını falan istemiyorum. Sakın beni İlay'la görüştürmeye katma. Sakın. Hayırlısı olur zaten. Süleyman Bey'i büyük aşkın... Hala bir diyorsun Allah'ın dingiline. Beni Süleyman'la İlay tanıştırdı. Bir sene falan... Ya neyse ne, bilmek istemiyorum. İlay Süleyman'ın kıymetlisi. Bunu bil yeter. Zaten bilmesin geçmişinizi. Hepimiz yanarız. Bak Egemen, biz seninle bir yola çıktık. Benim sana güvenmem lazım, anladın mı? Anladın mı? Anladım. Ne sorarsan cevap vereceğim. Hadi. Süleyman bizi bekliyor. Hadi. Nasıl olacak Süleyman? Beni harcamadan nasıl olacak anlat. Kudret meselesi senin meselen değil, benim meselem. Bundan sonra sana tek kelime edemeyecek. Ben gereken cevabı vereceğim. Nasıl? Gidiyorum ben. Nereye? Nehir'i göreceğim. İşe başladı bugün. Tamam, az bekle gidersin. Yalçın! Söyle İlay Hanım'ın evini hemen taşısınlar. Plazadaki daireye mi? Yani bir sıkıntı olmasın. Doğru, orası olmaz artık. Aslında villa sana daha çok yakışır. Ferah ferah oturursun. İster misin? Yalçın, en güzelinden olsun. Evrak işlerini de hemen halledin. Tamamdır. Ama dur dur, işimiz var. Mesele ne? Ne değil. Kim? Kudret Hanım. Tabii efendim. Tabii. Nasıl isterseniz. Peki efendim. Alsana oğlum şunlar elimden. Kudret Hanım, benim hemen gitmem gerekiyor. Süleyman Bey talimat vermiş. Bıraksın hanım hemen gelsin demiş. Tamam. Baktınca beni cezalandırıyor. Ay git git hadi git ödlek. Kendim dönemeyeceğim zannediyor. Geri zekalı. Git sana mı kaldım? Tövbe yarabbim. Hikmet! Hikmet! Gelip alsanıza şunları benden. Allah Allah. Cincir! Aa. Cincir karşılamayacak mısın anneyi sen? Oğlum! Cincir! 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 Cincir neredesin oğlum? Ne var Süleyman? Çabuk söyle, işim var. Hayırdır? İşimi mi arıyorsun? Sen o evden itaati, saygıyı, hürmeti çıkartırsan o bir daha zor görürsün. Hizmetçiyi de, şoförü de.
Sen beni terbiye mi ediyorsun? Ha? Ben öyle bir tas çorba yapamayacağım, evi temizleyemeyeceğim zannediyorsun. Hizmetçinin yenisini alırsın da her şeyin aynısını alıp yerine koyamazsın. Bir kere gitti mi gider. Süleyman, sen köpeğe bir şey mi yaptın? Süleyman, Süleyman Cincir nerede? Bir düşün bakalım neler yapabilirim. Aklın başına gelmiştir umarım. İşte bu kadar. Sen şimdi ders mi verdin karına? O mesajı aldı. Merak etme sen. Mevzu senin için kapanmıştır. O mevzu? Şimdi kapandı. Söyle kendine parayla satın alabileceği başka şeyler bulsun. Olur mu? Onlar senin. Yeni evine istediğini alırsın. İstemiyorum Süleyman. Yahu para benim param. Gönlünce harca. Sultanım üzme beni. Bunları da kafana takma artık. Kudret Hanım, İlay Hanım anlatmış mı? O kadının adını bu evde anma. Hele benim adımla aynı cümle içinde sakın kullanma. Sen bana zinciri bul. Allah Allah. Küçücük köpek nereye kaçmış ki? Ay nereye kaçacak? Zincir kaçacak köpek mi? Süleyman Bey Allah bilir almış nereye atmış. Sen böyle bütün barınakları tek tek araştır. Tek tek. Tamamdır, halledeceğim. İkincisi. Bu kadın Hüdayi Nabit mi? Ha? Bunun bütün seceresini bana dökeceksin. Bütün köklerini araştıracaksın. Anası, babası, danası, kardeşi, neyi var neyi yok. Her şeyi öğrenip tek tek önüme koyacaksın. Madem lütfettiğimiz parayı beğenmedi, biz de başka çözüm yolları arayacağız. Değil mi? Tamam Kudret Hanım. Niye geldin? Gördüğün gibi gayet iyiyim. Gidebilirsin. Nehir, terapiye devam etmen gerekiyor. Yarın bırakamazsın, randevum var. Lütfen gider misin? Ya terapiye falan ihtiyacım yok benim. Kız sağlığım gayet yerinde. Hem intihar etmeyi falan da düşünmüyorum. Ofistekilere gıda zehirlenmesi de. Konu kapandı. Salata alabilir miyim? Özgür'le aynı ofiste olmaz diyorum. Sen niye anlamıyorsun? Neden? Zaten yeteri kadar acı çektin Nehir. Başka bir iş bulursun. Bulamayacak bir kız mısın sen? Ya yeni bir iş bulmak kolaydı öyle. Nehir. Nehir bir dinler misin beni? Bak bir gün patronun damadıyla birlikte olduğunu öğrendiği zaman sen ne yapacaksın Nehir? Ya cevap ver bana, sen bu şekilde rezil olmayı kaldırabilecek misin kızım? Ya yeter artık. Bırak beni ya, rahat bırak. Kimse hiçbir şey öğrenmeyecek. En azından Özgür boşanana kadar. Kızım sen ne saf bir çocuksun. Özgür'ün boşanacağına inanıyorsun hala değil mi? Evet boşanacak. Çünkü Özgür beni seviyor. Kandırdı seni yine değil mi? Sen de inandın. Özgür boşanmayacak. Anladın mı? Nehir önüne bak. Hayatına bak. Genceciksin daha. Ayrıl, istifa et. Kolay da öyle değil mi? Birini severken ayrılmak çok kolay. Ya hiç aşık olmamış gibi aptal aptal konuşma. Hem sen bana akıl verene kadar kendi ilişkine bir bak. Nerede hata yaptığını bir sorgula istersen. Hanımı caddenin ortasında bıraktım. Köpeği de çiftliğe götürdüm. Allah Allah. Ne oluyor ya bu kadar sinir?
Bak ben sana söyleyeyim, kesin karı koca olayları, kesin. Ertan! Al şunu koşum. Bu da var, sana mı asılıyor? Ay yok Hakan Bey, olur mu hiç öyle şey? Gerçi bizim yanımızda cesaret edemez. Ama olursa sen gel direktman bana söyle. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Pardon, çok affedersiniz Hakan Bey. Hoş geldiniz, merhaba. Verilmiş sadakan varmış Egemen Paşa. Çok şükür başın gövden üstünde hala. Ama ayağını denk al. Merhabalar. Süleyman Bey'e geldiğimizi söyler misiniz? Tabii. Ben şunu açıp geliyorum hemen. Çok enteresan bir sunum bu. Ne demek o? Tavsiyeni dinledim. Öfkeliydiniz. Yani özgüvenden daha çok o kalmış benim aklımda. Sana bir şey soracağım. Hakikaten sence para o kadar önemli mi? O duruma göre değişiyor tabii. Tamam, müsait olunca ben arattıracağım seni. Tamam İlay. Hadi görüşürüz. Vallahi ne yaşadım bilmiyorum ama para benim meselem değil. O kadar önemli değil yani. Ben de aynen böyle söylüyordum biliyor musun? Eskiden. Para benim meselem değil. Eskiden. Ne değişti ki? Yani. Hani senin gibi bir adam. Süleyman Bey gibi biriyle. Ne iş olur? Geldim, buyurun. Meşgul. Bekçiye gerek yoktu. Biz gelecektik zaten. Ben insana bir kere güvenirim. Sen o şansı kaybettin. Borcumuzun birinci taksidi. İşler beklediğimiz gibi giderse çok da uzamaz Süleyman Bey. Böyle anlaşmamıştık. Olan bu şimdilik. Ama hala isterseniz her şeyi yakabilirsiniz. Kendinize, itibarınıza, oğlunuzu. Ya da müsaade ederseniz ben peyderpey borcumu öderim. Otur şöyle. Egemen sen de. Neydi o havaların öyle? Konuşmalar falan, dizi artisti gibi. Tanımasak adam sanacağız. Ben ne yaptıysam sizin paranızı kurtarmak için yaptım Süleyman Bey. Ulan madem bu yatırımcıydı, maden işleri falan bu kadar iyi biliyorsunuz da... beni neden dolandırdınız lan? Ha? Cevabı belli. Hı. Başka çarem yoktu, mecbur kaldım. O yüzden yaptık. Asıl siz şunu düşünün. Bazıları mesela siz bu kadar refah içerisinde yaşarken neden onca aç çaresiz insan dolandırıcılık yapmıyor, çalıp çırpmıyor? Sorsan o eziklere ben iyi bir insanım. Ondan öyle derler. Onlar iyi değil, korkak. Cesareti olan istediğini alır. İyi olan değil, güçlü olan hayatta kalır. Misal sen hayattasın hala. Elimden geleni yapıyorum. Yalnız aklıma bir şey takıldı. Bu bir hafta içinde altın madenleri, Babil, Mabil nereden çıktı? Üzümün iyiyim, bağını sormayın. Süleyman Bey, bizim de bağlantılarımız var, merak etmeyin. Göreceğiz bakalım. Göreceğiz. İyi. Ceviz al. Al.
güvenme sağlam babuş değil. Ne demek o? Sen dikkat et. Selami abi. Dur dur dur. Ben halledeyim. Ne oldu Süleyman Bey? Ne diyorlar? Bunların yularını gevşek bıraktım. Bakalım nereye gidecekler anlarız. Egemen'le İrfan'la gözünü ayırma. Hiç merak etmeyin Süleyman Bey. En ufak bir harekette paket. Bir isteğiniz var mı? Girerken kapıyı çal. Kapı açıktı, çok affedersiniz. Ben boşlar için. Haklısınız. Neyse, dediğim gibi. İmzaya gidecek evraklar vardı. Sen halledersin değil mi? Hı hı. Bir şey söyleyeceğim. İki dakika idare etsene beni. Süleyman'ın derdi para. Parasını aldığı sürece bizi kasmaz artık. Saadet zincirini önlese tepemize çöker. Allah korusun ağzından yel alsın ya. Nereden ölecek? Sen biliyorsun, ben biliyorum. Başa da hiç kimse bilmeyecek. O yedi, o yedi. Sen rahat ol. Oğlum ne olursa olsun sen rahat olma. Bu adam peşimizi bırakmayacak. Ben sana söyleyeyim. Hiçbir altı olmasa da kokuyu alır. Bu herif bizim kokumuzu alıyor. Egemen Bey'le çıkan İrfan Bey'i, onun soyadını biliyor musun? Ha, Egemen Bey'le gelince kimlik sormadım. Ofis ne zaman bakacağız? Ha, benim evde bakmam lazım. Ama önce şu para işini halledelim. Tamam, Cengiz Asaroğlu operasyonu ben de bir haftaya hallederiz. Oğlum bir tarafımızda ayı bağırıyor. Bir ay sonra herkes nerede bizim faizler de kapıya çullanacak. Sisteme yüklü miktarda para sokmazsak bizim saadet zinciri başlamadan çöker, ona göre. Tamam, bağırma ya. Başka bir toplantı düzenleriz. Bana bak, kimse uyandırma daha. Sakin sakin. Hadi hallet şu işi. Görüşürüz profesör. Merhabalar. Konferans salonumuzda Babil Madenciliği'nin bir toplantısı vardı. Orada sunum yapan İrfan Bey vardı. Onun soyadını ben alamamışım. Acaba sizde var mıdır? Tamam, tabii bekliyorum. Evet, buradayım. Hı. U ile değil mi? Çok teşekkürler. Kolay gelsin. İyi günler. Bir dakika kardeşim, bir dakika. Siz kimsiniz? Nereye taşıyorsunuz? Bu eşyalar bizim. Ben bilmem abi. Taşı dediler, taşıyorum. Ne demek? Hayır, bekleyin. Bekle sen de burada. Götürmeyin bunları bir yere. Geri çıkaracaksınız hepsini. Bu yaptığınız suçu sizi mahkemeye vereceğim. Anladınız mı beni?
Beyefendi ne demek bu? Bizim daha tahliye için 4 günümüz var. Ya neredesin sen ha? Neredesin? Saatlerdir arıyorum. Evimizi başımıza yıkıyorlar. Bütün eşyalarımızı atıyorlar. Komşular arıyor da haberim oluyor. Ben ta Gelimoğlu'dan yetişiyorum ama senin dünyadan haberin yok. Beyefendi böyle şey olur mu? Bizim daha süremiz var tahliye için. Biz ne yapacağız bu eşyaları? Nerede kalacağız? Ben de emir kuluyum. Yapabilecek hiçbir şeyim yok. İyi de bize böyle haber vermediler. Nerede yaşayacağız biz efendim? Ben işini halledeceğim dedim. Bu halletmez senin ya. Fırsatım olmadı Eda. Nasıl fırsatım olmadı? Fırsat. Ya Eda bağırma. Benim zaten canım okunuyor. Sana güvenen de kabahat zaten. Deniz nerede? Buradaydı. Deniz. 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 Oğlum neredesin? Deniz oğlum. Deniz neredesin oğlum? Deniz. Allah Allah. Deniz. Oğlum, ses ver. Deniz. 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 Oğlum, ne yapıyorsun orada? Burada kalacağım ben. Ah be anneciğim, taşınacağız dedim ya, hadi çık oradan. Taşınmayacağım ben. Eda. Geliyorum enişte. Oğlum. Sen hani bebeklik kitaplarını, oyuncaklarını vermek istememiştin, hatırlıyor musun? Sonra ne olmuştu? Hı? Çocuklar sevince sen de mutlu olmuştun, hatırladın mı? Oğlum biz artık bu evde oturmayacağız. Başka bir evde oturacağız. Eşyalarımız da o yeni eve gidecek. Ama bak, bizim evimiz de olmasa, eşyalarımız da olmasa, hiçbir şeyimiz olmasa, arabamız, ayakkabılarımız... Sen hiç üzülme yavrum. Hepsini yenisini alırız. Daha güzelini alırız. Önemli olan bizim bir arada olmamız. Benim bir şey istemiyorum. Burada kalacağım ben. Oğlum. İstersen kal da sen bu dolabın içinde böyle devam edemezsin. Ben sana söyleyeyim. Sen büyüyeceksin. Elin kolun bacağın büyüyor. Şimdiden 2 milim uzamışsındır bile bence. Bak sığmayacaksın buraya. Ben sana söyleyeyim, sonsuza kadar burada kalamazsın. Ama çok istiyorsan kal. Tamam. Ne yapalım? Biz de bizim çocuğumuz dolap çocuk oldu deriz bundan sonra. Hı? Belki kendine arkadaş da bulursun. Bir tane komedin çocuk. Bir tane şifonyer çocuk. Belki dolap çocuk, komedin çocuk, şifonyer çocuk. Üçünüz beraber oynarsınız. Ne dersin? Depo işin oldu enişte. Boş ver depoyu. Ev sahibiyle konuştum. Bizim alt kat 2 aydır boş. Döküntü diye kimse tutmuyor. Şimdilik oraya koyun, sonra bakarsınız. Hangi birine bakacağız, ne halt edeceğiz belli değil. Ya gavurun malı gibi kırıp dökmeyin şunları. Dikkat edin kardeşim, parçaladınız her şeyi. Saffet, sağ olasın. Lafım olur bacanık. Eşyaları atalım, bize çıkarız. Oy, aslan parçası. Teyzenle biz seni çok özledik, biliyor musun? Çok sağ ol enişte ama size yük olmayalım. İrfan bir şekilde halleder herhalde. Ben ev bulana kadar bir otel ayarlarım. Yok artık, daha neler. Funda odanızı hazırlamış bile. Hadi hadi gidelim. Hadi.
Hoş geldiniz. Teyze, ben geldim. Oo. Enişte, geç. Sağ ol. Denizciğim. Al bakalım. Nasılsın? Hı? Hadi geç. Otele gidecektik, ben gelmezdim de işte. Eniştem çok ısrar etti. Salak salak konuşma. Abla kardeş arasında olur öyle şeyler. Hadi üzüme kendini. Bir şey sormayacak mısın? Nasıl oldu, neden öyle yaptın diye. Sırası değil bunların. Sen bunları düşünme şimdi. Aa, bir dakika, bir dakika. Kaldırma, ne yapıyorsun? Bırak, ben kaldırırım. Man daha tutup tutmadığı belli değil. Tahlile gideceğim daha. Ben bu sefer öyle boş boş umutlanmayacağım. Hep seni umutlanırdım, ben seni tutardım ya. Bak bu sefer benim içime doğuyor. Çok yakında gebe kalacaksın. Oğlum. Oğlum niye kırıyorsun teyzenin biblosunu? Aman kırılırsa kırılsın. Dur ayağına bakmasın. Tutamadım ki. Elim söz dinlemedi. Nasıl tutamadın? Gel bakayım anneciğim bile tutmuş. Ne? Bile tutmamış. Oğlum. Hangi elin? Sık bakayım anneciğim elimi. Sık bakayım parmağımı. Bak bana. Sık. Bak. Parmağımı takip et. Başın ağrıyor mu oğlum? Sık bakayım ikisini de. İyi misin? İyiyim baba ben. Aha. Teyze. Hı. Çizgi film izleyebilir miyim? Olur teyzem. Hadi gel. Hemen açalım. Oğlum. Bütün siteleri, bütün blogları okudum. Her yerde aynı şey yazıyor. Hasta olan çocuğu strese sokmayın. Onun düzenini asla bozmayın. Bizim şu halimize fakir bak. Ne bir düzenimiz kaldı, ne bir evimiz. Her gün bana okula ne zaman gideceğini soruyor. Tek kelime cevap veremiyorum. Ben hiç iyi değilim. Ne yapacaksak hemen yapmamız lazım. Hemen abi, hemen. Bu akşam mesela. Bir adam var. Tüm zamanların en büyük dolandırıcısı. Galata Köprüsü'nü satarken yakayı ele vermiş. Saat kulesini, tramvayları, Taksim Meydanı'nı hepsini satmış. Doğayan bir insanmış. Allah rahmet eylesin. Diyor ki, benim dolandırdığım insanlar dolandırıcıydı aslında. Yani bana yaklaşma sebepleri beni dolandırmaktı. 10 tane bilezikle akşam vakti kuyumcunun kapısına gidiyor. Dükkan kapalı. Kuyumcunun önünde bir adamla karşılaşıyor. Karım hasta, acilen bilezikleri bozdurmam lazım falan diyor. Hakiki olsalar gerçekten bilezikler 1000 lira eder. Adam diyor ki, 300 liraya ihtiyacım var. Paranın gerisi umurumda değil. Yeter ki karım ameliyat olsun, iyileşsin. Karşılaştığı adam uyanık. Ben bunları alırım, sabah kuyumcuya satarım. 700 lira havadan para kazanırım diyor içinden. 300 lira veriyor, alıyor bilezikleri. Tabi bu adam ertesi sabah kuyumcuya gidip de bileziklerin sahte olduğunu öğrenince amanın dolandırıldım diye feryat ediyor, karakola varıyor. Dolandırıcıyı şikayet ediyor. Demiyorlar ki adama, ve adam 1000 liralık bileziği 300 liraya almayı düşünürken aklında ne vardı? Gayet açık. Adam bizimkini dolandırmak istemiş.
Üstelik karısına ameliyat parası arayan çaresiz bir adamı. İşte bizimki diyor ki, ben hayatım boyunca beni dolandırmaya kalkışmamış tek bir kişiyi dolandırmadım. İşte bize de o uyanıktan lazım oğlum. Bizi dolandırmak isteyecek adam. O adamı tanıyorum. Biz de o adamı yeriz. Zenginlerin en sevdiği hobileri pahalı şeyleri ucuza çıkarmaktır. Hazır olun, hazır olun. Fazla uzatmayalım ha. Hadi buyurun. Tanıyor musunuz bunları? Yok, çıkartamam. Hiç görmedim ben daha önce. Biz size %20 dedik. Buna da fazla boşu kabul ettik. Siz de kabul ettiniz. Biz bütün hazırlıklarımızı buna göre yaptık. Bak, anlaşmamız buydu yani. Sana da narabotaydı. Ne oldu? Sıkıcı mısın? Bildim. Vazgeçtik. Ne? Bu ne demek ya? Nasıl yani? Şu tata koyuyorum. Yapmayın. Siz bizim bütün raporlarımızı gördünüz. Bu çok iyi bir anlaşma. Bakın, böyle rezervleri bir daha bulamayız. Yani eğer şimdi başlamazsak bu fırsat kaçar. Bro, it's a good business, believe me. Altın madenleri orada duruyor. Он говорит, друг, это очень хороший бизнес, но слота рудник ждет нас. Да, бизнес хороший, но они не умеют управлять. Или 40%, или сделки не будет. Var ama çalıştıramıyorsunuz. %40 olmazsa bu iş olmaz. Ne demek %40 ya? Böyle anlaşmadık. Bakın, biz buraya kutlama yapmaya geldik. Siz işin olmayacağını söylüyorsunuz. Böyle şey mi olur ya? Bir dakika, bir dakika Egemen. Eğer o para bizim şirkete yarın gelmezse biz batarız. Siz bizi böyle ortalık yerde bırakamazsınız. Он говорит, это не хорошо вообще. Что мы делаем сейчас? Ну и что, они без меня не смогут это сделать. Ben olmadan bu işi yapamazsınız. Bu ne demek ya? Bir söz verdiniz, sözünüzü tutun. Sizin memlekette işler böyle mi işliyor? Benim bildiğim Ruslar böyle şerefsiz değil. Egemen Bey, ben ne yapayım? Sen de çık. Pardon, özür dileriz. Çok kusura bakmayın. Bu nedir ya? Nasıl insanlar bunlar ya? Baksana suratında meymenet yok. Az önce rahatsızlık verdi, kusura bakmayın. Önemli değil. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Zoka'yı yuttu. 3-4 defa baktı. Tanımış olmasın seni? Zannetmiyorum. Sen bu Rus'u nereden buldun? Eski Rus yengenin abisi. İyi adamdır. Ümraniye'de tekstil atölyesi var. Bana da bir iyilik borcu vardı. Ödedi. İyi oynadı ama. Sen de fena değildin profesör. Buyurun. Cengiz Asaroğlu. İrfan Saygun. Egemen Kavalcığım. Bunu da herkes bilmez. Ben çok severim. Kulak misafiri olduk. Sizin bu Rus arkadaş bayağı bir sorun çıkardı. Derdi nedir? Sormayın, tekrar kusura bakmayın ya. Rus bir adam vardı. Sonra o kalktı ama şimdi vaziyet daha da acayipleşti Süleyman Bey. Oturdular, içki içiyorlar. Cengiz Asaroğlu'yla. Sen yine de profesörle Egemen'den gözünü ayırma. Ben birazdan geliyorum. Sultanım, benim acil bir işim çıktı. Hüseyin seni eve bıraksın. İşim bitince alırım, tamam mı? Olur mu öyle şey Süleyman? O kadar hazırlandım. Nereye gidiyorsan birlikte gidelim. Tamam canım, peki.
Şimdilik öngörüler bu doğrultuda ama biz çok daha yüksek bir kar bekliyoruz açıkçası. Gelelim şimdi asıl meseleye. Böyle büyük bir maden size kalmazdı. Bu işin aslı nedir? Bence Cengiz Bey'e anlatabiliriz. Pekala. Cengiz Bey, bu madenlerin aslında çinko ruhsatı var. Prosedürü, vergisi, yurt dışı çıkışı hepsi bunun üzerine işliyor. Ama biz madenlerin içerisinde altın cevheri keşfettik. Yani çinko ruhsatıyla altın çıkaracaksınız. Evet. Bu riski alıyoruz. İşte bu yüzden daha karlı zaten. Belki de o yatırımcıyı bulmuşsunuzdur. Nasıl? Ne demek istediniz pardon? Yani %30'a ben varım. Yani %30 pek de harika bir teklif sayılmaz. Ama vaziyetimiz de ortada. Cengiz, kalkıyoruz. En azından bize bir gece müsaade etseniz. Tabii ki. Artımı da vereyim. Çok teşekkürler, iyi akşamlar. Memnun oldum. Memnun oldum. Hanımefendi, iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi Cengiz Bey. İyi İlayım, sen burada bekle. Ben şunlara bir uğrayayım geleyim. Ne içersiniz? Bir kadeh rica edeyim ben. Bir de kalem lütfen. Oo beyler. Afiyet olsun. Bakıyorum da benim paralarımı buralarda yiyorsunuz öyle mi? Para harcamadan para kazanmıyor Süleyman Bey. Saat 11'de her zamanki yerimizde. Lütfen gel. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Anlat bakalım profesör. Bu Cengiz olayı nedir? Altın işinin arkasında o mu var? Neyini merak ediyorsunuz? Siz paranızı alacaksınız. Bunu bilin yeter. Bırak lan la galugayı. İyi işler çeviriyorsunuz siz. 3 günde şirket kurmalar, altın için yatırımcı aramalar falan. Bu kadar kolay mı lan bu işler? Süleyman Bey, isterseniz size de özel bir sunum yapabiliriz. Kes lan, kes. Beni mi kandırıyorsunuz ha? Bana bak. Eğer paramı alamazsam yemin ediyorum size, sizi de ailenize betona gömerim. Dalımı kıranın ağacını keserim. Ona göre. Ben bu şirketi çok eskiden biliyorum. Bu maden şirketi. Amerika'da okurken benim bir hocam vardı. O bu şirketin ortağıydı. Ben de bu şirketin yatırım danışmanıydım. Birkaç ay önce öğrendim ki borçları yüzünden zor durumda kalmış şirket. Madende altınları var ama işletemiyorlar, o hale gelmişler. Ben de şirketi satın aldım. Yani benim paramla. Öyle gerekti. Siz paranızı faiziyle alacaksınız. Ölmüyorum değil mi? Olur mu öyle şey canım benim? Buyur otur. Ne haber Egemen? İyidir senden. Sunumunuz çok etkileyiciydi gerçekten. İlay Hanım'ı tanıştırayım. Yatırım danışmanımız İrfan Bey. İlay Hanım da bizimle çalışıyor. Fikirlerine çok değer veririm. Memnun oldum İrfan Bey. Gelirken Necip Bey'i gördüm. Çok selam söyledi. Üzerimde kalmasın Süleyman Bey. Aleyküm selam. Bu arada masamız hazır. Öyle mi?
Bize müsaade. Afiyet olsun. İyi akşamlar. Afiyet olsun. Sağ ol. Geleceğim. Seni görmek istiyordu. Sana söyleyemedim. Çok teşekkür ederiz. Kıyafetleri Egemen ayarlıyor. İrfan, ne durumdayız? Bir haftaya para işini hallederim demiştin. Uğraşıyorum. Ne diyeyim? Ne dememi bekliyorsun? Tamam. Hallettim. Para hazır da beni bekliyorum. İrfan, hiçbir şey anlatmıyorsun ki. Ne yaptığını bile bilmiyorum. Uğraşıyorum Eda. Bir sürü şeyle uğraşıyorum. Tahmin edemezsin yani. Ne yapayım? Ama bulacağım. Parayı bulacağım. Tamam mı? Bunu bil. Yeter. Çok yorgunum. Gerçekten çok yorgunum. Hadi yatalım. Şeyler aklıma. Evlenir miydin? Ya
Bilmiyorum, hiç düşünmedim ne yapardım diye. Her şey çok hızlı oldu zaten. Biz seninle sevgili olamadan eş oldum. Ana baba oldum. Evlenmezdin yani. Hayır, olaylar nasıl gelişirdi bilmiyorum diyorum. Ama ben hiç pişman olmadım. Hiç sorgulamadım diye. Sen bana dünyanın en kıymetli, en güzel hediyesini verdin. Bütün denizlerini verdin dünyanın. Denizleri verdin. Pardon, bakar mısınız? Bir saniye kahve rica edebilir miyiz? Self servis burası. Ha, öyle mi oldu? Kusura bakmayın, ben yıllar var gelmiyorum. Siz oturun, ben getireyim. Belki daha sık gelirsiniz bundan sonra. Tamam, teşekkür ederim. Aferin baba. Çok güzel olmuş. Tamla yapsana. Daha büyük. Tamam, yaparım oğlum. Çatıyı kırmızıya boyarım. Sonra nasıl hediye ederim? Sen çatısını kırmızıya boyarsan kesin daha güzel olur zaten. Naz da çok beğenir. Ben de okula seninle geleyim baba. Evde çok sıkılıyorum. Ben artık okula gitmiyorum ki oğlum. Başka bir iş yapıyorum. Sen de mi okula ara verdin? Sayılır. Başka bir iş yapıyorum. Gel. Gel. Oh. Canım oğlum benim. Peki ne iş yapıyorsun? Sana güzel bir gelecek verme işi yapıyorum. Benim bundan sonra tek işim bu. Kahvaltı hazır. Hadi bakalım. Yapma sakın. İrfan'la konuşacaksın, ne olacak? Sana bir duygusu olsa anlardım bunca zaman. O benim duygumu anladı mı, ben onun duygusunu anlayayım? Geldi. Geldi. Bak, rezil olacaksın. Karşısına çıkıp ne diyeceksin? Ya nereden biliyorsun abla? Belki o da bana karşı boş değil. Hem ayrıca o kadar mı imkansız beni sevmese? Rezil olsam da söyleyeceğim, onu sevdiğimi bilsin. Ben daha fazla taşımayacağım bu yükü. İrfan. Ben sana söylemedim, üzülürsün diye. Annesi dedi. Hani bu bir kızla çıkıyordu ya. İlay mı ne? Onunla evlenecekmiş. Yalan söylüyorsun.
Beni durdurmak için yalan söylüyorsun. Eda! İrfan! Sizleri de aramızda görmeyi çok isteriz. İrfan İlahi. Safvet'in de vardiyası değişti yine. Sabah 6'da gitti. Diken üstünde zaten. Geçen ay 5 kişi işten çıkardılar. O telefon yanımızda niye açılmıyorsa? Cengiz yemekte buluşalım diyor. Kaçta, nerede? Bir saat orada izledim. Paralar geliyor profesör. O zaman benim hemen gelmem lazım. Hemen hemen. Acil çık. Ben gidiyorum. Nereye? Bir toplantım var. Kiminle? Ela, ne bu merak? Ya parfüm falan sıkmışsın ya. O yüzden merak ettim. Eline sağlık, hoşça kal. Teşekkür ederim. Ben hesabı alabilir miyim? Ya da bir çay istiyorum. Süleyman bak, son kez soruyorum. Cincir nerede? Beni tanımamış gibi haddini aşıyorsun. Ben de sana hatırlatmak mecburiyetinde kalıyorum. Ya Cincir nerede diyorum? Aklın başına gelene kadar böyle hasretlik çekeceksin. Anladın mı? Köpek de köpek olsa bari. Ya Süleyman bak, yerini söyle, o köpek sokakta yaşayamaz. Ya yerini söylersin ya da ben ne yapacağımı bilirim. Yap bakalım, elini korkak alıştırma. Bundan sonra da görürsün cinkerini. Ha, bu Büşra, bir şey bulabildin mi? Kim? Nehir kim? Kardeşi. Ne? Ya bir dakika, bir dakika, tamam. Bir sakin ol. Sakin ol, her şeyi tek tek anlat bakayım bana. Nehir'in çalıştığı yerden birileriyle konuştum. Ama bir şey çıkmadı. Sonra şirkete baktım, aile şirketi çıktı. Biliyorum onları. İyi bir ailedir. Babaları Yaşar Bey. Ne bileyim. Öyle şeyleri başları ayrı oynamaz onların. Muhafazakar insanlardır. Öylelermiş. Apartmanın güvenliğine sordum sonra. Bir bey geliyor ama kim bilmiyorum. Nişanlım diyor dedi. Meğerse nişanlım dediği adam Yaşar Bey'in damadıymış. Adam evliymiş Kudret Hanım, evli. Ha, abla kardeş aynılar demek. Bir yolunu bul, fotoğraflarını falan çek birlikteyken. Hallettim bile Kudret Hanım. Thank you.
Böyle yabancı gibi yüzüme İrfan. Benim, İlay. Hadi geç otur. Ben çok düşündüm İrfan. Yani ayrıldığımız günden beri düşünecek çok vaktim oldu. Bir daha seninle ne zaman, nerede karşılaşırız? Karşılaşırsak ben sana ne söylerim, ne konuşuruz? Çok hayal ettim. Şimdi hepsi uçtu gitti, ayrılma. Geçmişimden kalan en güzel şey. Seninle olan anılarım. Hayatımın en güzel yıllarıydı onlar. Beni neden görmek istedin? Yaşadıklarını öğrendim İrfan. Çok üzüldüm oğluna. Çok üzüldüm. Yardım etmek istedim. Ne olur bunu kabul et. Yalvarırım kabul et. Belki faydası dokunur. Nedir bu? Süleyman'ın parası mı? İrfan, böyle karşılaşacağımız benim de aklıma gelmiyordu. Gerçekten. Biz karşılaşmadık İlay. Ben tuzağa düştüm. Benim seninle güzel anılarım yok. İkimiz de böyle olsun istemedik İrfan. Yok, sen istedin. Sen para istedin. Bulmuşsun da. İrfan, sandığın gibi olmadı. Süleyman ya. Süleyman. Bu adam benim hayatım boyunca karşısında durduğum çürümüşlüğün ta kendisi. Ve sen, İlay, bu adamın metresesin. Sen de o iğrendiğin adamın ve onun metresinin parasına muhtaç bir adamsın şu an. Ay, çukura seni böyle göreceğimi ölseydin daha. Neden acaba? En azından yasını tutar. Defol git. Bana bak, bir daha sakın karşıma çıkma. Ne senin yüzünü görmek istiyorum, ne iğrenç paranı. Sen göreceksin metresini.
göstereceğim sana öpücüğü. Özgü Bey odasına mı? Nehir Hanım ben... Tamam, sakin ol, iyi olacaksın, tamam mı? Hiçbir şey olmayacak bebeğimiz, hadi ambulans! Tamam, hiçbir şey olmayacak. Tamam, sakin ol, tamam, iyi olacaksın, hiçbir şey olmayacak. Etme bulma dünyası işte. Siz kimsiniz? Ben düşündüm. Mesele sizin ailede. Baban böyle vakti zamanında çok zenginmiş. Ama iflas etmiş. Siz kuru ekmeğe muhtaç olmuşsunuz. Oradan geliyor bu para derdiniz. Milletin malına, kocasına göz dikme sevdanız. Ön teker nereye, arka teker peşinden gidermiş ha. Sen de ablana benzemişsin. Ama bitti. Ne diyorsun sen ya? Sen kimsin? Ben seni bu büyük günahtan kurtaran insanım. Sen rezil kepaze olmadan kurtulmayacaktın. Oh, ablana söyle. Kocamın yakasından düşsün. Başına daha büyük bir dert gelmesini istemiyorsun. Al. Oğlum sen de kalsın. Bu kafayla sen daha çok ağlarsın. Söylememi istediler. Eşiniz gelmiş. Arabayı almış, şoför de istemiyormuş. Kendi mi kullanıyormuş? Bana yetmedi, İstanbul'un başına bela olacak bu kadın. Tamam kızım. Vay be, ne numaralar varmış sende. Yok ya, öyle numara falan yoktur. Dalmışım bir an. Korkar mısın bıçaktan? Yok, ben korkmam da. Babamın hediyesi, yanımdan ayırmam.
Bak, o asıl bununla yapılır. Denemek ister misin? Yok, ben hiç denemeyeyim. Şimdi kaza falan çıkar. Korkma, ben sana öğretirim. Yok Hakan Bey, sen. Tut. Hakan Bey. Tut. Ver elini. Bak şimdi böyle yapacaksın. Vallahi senin hamurun sağlammış. Aferin, iyi becerdin. Yok canım, siz gösterdiniz diye. Hakan Bey. İrfan Bey bir daha ne zaman gelecek? Haberiniz var mı acaba? Kalemini unutmuş da. İrfan kimdi? İrfan Bey, hani babanızla görüşmeye gelmişti. Egemen Bey'le beraber gelmişti. Gelmez o bir daha. Deniz'e mi bir şey oldu? Yok, iyiyim. Deniz'in de bir şey yok. Buraya gelmeden İlay'ı gördüm. Bana para vermeye kalktı. Ona taktım kafayı. E tamam, kız yardım etmeye çalışıyor. Paraya ihtiyacımız yok mu bizim? Egemen yapma Allah aşkına. Para içeride bizi bekliyor. Hadi yürü geçelim. Hocam, nasılsınız? Mert, iyi. Sen nasılsın? İyiyim ben de hocam. Hayırlı olsun. Yeni mi başladın burada? Yok hocam, bir arkadaşım yerine bakıyorum ya. Nerede? Bu arada ben sizi gerçekten çok merak ettim hocam. Bizim okuldaki şerefsizliğin başınıza işler açtığını duydum. Mert, o mesele biraz... Cankuş, bizim çok işimiz var ya. Cengiz Bey gelmiş. Vay, hocam. Cengiz Asoroğlu mu çalışıyorsun? Mert, hayır. Hadi sen işine bak, sonra konuşuruz. Cengiz Bey, nasılsınız? Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Biz sizin teklifinizi düşündük Cengiz Bey. %30 bizim için uygundur. Kabul etmeye karar verdik. Hatta bir taslak sözleşme hazırladık. Onu gözden geçirirseniz. Dur bakalım. Ben de bir şeyler düşündüm. Yatırımcınız olmayacağım. O madeni istiyorum. Nasıl? Tamam. Satalım işte. Oğlum nesini satacağız? Nesini satacağız lan? Allah aşkına ya. Lan Babil madenciliği istiyor. Satalım. Babil sen kafayı yedin ya. Oğlum biz ne satıyoruz? Vaat satıyoruz. Vaat. Hayal. Adam bunu kendi bir iş zannediyor lan. Madenler olduğu için oluyor zaten. Borcu olduğunu bitse, madenlerin çalışmadığı bize alır mı zannediyorsun? Herif bütün finansçıların, avukatların tepemize çöktürür. Adam bütün lisansları, karlılık oranlarını soruyor ya. Nesini satacağız Ponzi'nin? Allah kahretsin. Elde var sıfır. Tekrar başa döndük. Elde var bir. İrfan'la görüşmüşsün. Onun da suratı aynen böyleydi işte gibi. Senin eserin. İnandım sana aptal gibi.
Adamın bir suratıma tükürmediği kaldı be. Helal, sen ergen misin? Hiç mi bir şey anlamıyorsun? Ha? Adam sana bir şey hissetmese böyle öfkelenir mi? İrfan'ın egosunun üzerinden kamyon geçti. Bir de sen para teklif edince gurur yaptı. Şimdi kara kara düşünüyor. Bize yardım etmen lazım. Sen o yardımı daha çok beklersin Egemen. İlay. Eğer bak yardım etmezsen şirketi döndüremeyiz. Deniz ameliyat bulamaz. Süleyman peşimizi bırakmaz. Hadi Süleyman'ı geçtim. Yatırımcılar peşimizi bırakmaz. Bize yardım etmen lazım İlay. O iş artık o kadar kolay değil Egemen. Eğer paramı istiyorsan sen de bana yardım edeceksin. Ne? Bana yardım edeceksin Egemen. Nasıl geçti görüşme? Fena değil. Oğlan ne yapıyor? Odada oynuyor. Oğlum. Muhtaç bir adamsın şu. Fatime! Anladın mı? Ay, kimiz seni böyle görüşeyim ölseydin daha iyi. En azından yasını tutardın. Defol! Bana bak, bir daha sakın karşıma çıkma. Ne senin yüzünü görmek istiyorum, ne iğrenç paranı. Metresin parasına muhtaç bir adamsın. Bir daha sakın karşıma çıkma. Evdeki ilk akşamımızda baş başa olalım istedim. Fena mı etmiş? İlayım, kadınım, aklımı başından alıyorsun. Dur dur, koyma o kadar. Niye? Kolesterol ilacımı almadım. Şeker de sınırda. Kim söylüyor sana bunları Süleyman? Doktor da söylüyor. Bırak şimdi doktoru. Senin hasta ve yaşlı hissetmeni isteyen kim? İyi bir düşün. Senin hiçbir şeyin yok Süleyman. Gençlere taş çıkarırsın sen. Hadi hadi başla. Egemen'le konuştum bugün. O dolandırıcı herifle görüşmeni istemiyorum İlay. Ben aradım Süleyman. Paramı değerlendirmek istiyorum. Yine aynı mesele. İlay, o herifler beni dolandırdı. Bir sürü zarara soktu. Üstüne bir de para mı vereceğiz? Ben de seni dolandıracak kadar zeki ve cesur olduklarını düşünüyorum. Meseleyi öyle bir yerden okuyorum. Süleyman, niye anlamıyorsun? Cengiz Asaroğlu'nu bile ikna etmişler, haberin var mı? Dünyadan haberin yok. O gün orada ilk el kaldıran bendim. Ama sen bana bağırmakla meşgul olduğun için hiçbir şeyin farkında değildin. Neyse ne, paramı ödesinler, yaşadıklarına da dua etsinler. Süleyman, bak ben bir senedir çok yoğun çalışmıyor olabilirim. Ama senin sandığın gibi evde oturup senden harçlık alacak kadın da değilim. Ben hayatım boyunca kendi paramı kendim kazandım. Şimdi de bu Babil projesine yatırımımı yapacağım. Kararım bu. Benim de kararım şu. O heriflere para vermeni istemiyorum. O kadar. Sen bana para senin. İstediğin gibi harca. Ne yaparsan yap. Demedin mi? Hı, dedim. O zaman tutmayacağın sözler vermeyeceksin Süleyman. Allah Allah. Kim? Anlamadım. Kim bilir ki zaten burayı? Ne? Hayatımı mahvetti. Senin yüzünden her şeyimi kaybettim. Özgür'ü, işimi, her şeyimi.
Behir ne oldu? Niye ağlıyorsun böyle? O kadın Süleyman'ın karısı. Seni tehdit etmek için beni harcadı. Herkes her şeyi öğrendi. Özgür'ün karısı bebeğini düşürdü. Bunların hepsi senin suçun. Sırf o adamla berabersin diye ben cezalandırıldım. Değil, ben çok üzüldüm. Niye böyle bir şey yaptı bilemedim. Bütün bunlar o adamla birlikte olduğun için başıma geldi. Senin yediğin hatların bedeli ben ödedim, ben. Bir daha sakın bana yaklaşma. Çık git hayatımdan. Nehir. Gördün değil mi ne yaptığını? Benim canımı yakamadığı için kardeşimin canını yakıyor. Sana kaldıramadığı eli kaldırıyor bana. Bütün derdi sensin. İlayım. Dokunma. Bir daha senin canının yanmasına izin vermeyeceğim. Bırak, ben bunların hiçbirine inanmıyorum artık. Ne bekliyorsun? Ne yapacağım ben şimdi? Burada hiçbir şey olmamış gibi gelip senin boynuna mı sarılacağım? Bunun bedelini ağır ödeteceğim ona. Senin canının yandığı kadar kudretin de canı yanacak, söz. Benim canımı bu saatten sonra kimse yakamaz Süleyman. Anladın mı? Kimse. Evine git. Git evine. Karının yanına hadi. İlay. İlay milay yok. Çok sıkıldım Süleyman artık. Bunları yaşamaktan, duymaktan çok sıkıldım artık. Anladın mı? Senin şirketine kendime zorla yer açmaktan çok sıkıldım. Şurada bir yatırım yapmak için bile senden izin almaktan çok sıkıldım ben. Bütün bunların hepsine gerçekten senin için katlanıyorum. Ama kardeşim mevzu bahis olursa bak bu iş böyle yürümez. Kanka ben gömlekle pantolonunu dolaba koydum. Şefe söylersin. Kaçıyorum, tamam mı? Çay kapayım sana. Kanka hiç almayayım. Kaçayım anca giderim. Evde durumlar karışık. Kardeşim. Sıkıntı yani. Antrikot, füme somon, San Sebastian cheesecake. Sipariş verip yememiş uyarlar. Eyvallah lan. Vallahi büyük adamsın ha. Hala buluyorlar nimeti de bunuyorlar ha. Annen nasıl oldu lan? Aynı. Hasta. Canından bezmiş durumda böyle. Fas fakir, fus fukara. Böyle yaşıyoruz. Guru gibiyiz lan evde. Bendeki modelin aynısı işte oğlum. Bu arada yine böyle iş falan olursa bana haber ver ya. Vallahi gelirim artık, buralardayım yani. Sen okulu mokulu ne yaptın, bıraktın mı? Ne okulu abi Allah aşkına? Okuyanları görüyoruz. Gittin Allah'ın unuttuğu dağın tepesinde 4 sene sosyoloji okudun. Geldin burada bulaşık yıkıyorsun. Bulaşık yıkıyorum. Ama bunun toplumsal bir eşitsizlik sorunu olduğunu da biliyorum. Oğlum o kadar okudun, en azından bitirseydin lan. Kanka annem çalışamıyor biliyor musun? Yani parayı gönderecek bana harçlık. Aç kalacaklar. Gel şu an doymuyorlar, o da ayrı. Ya yok mu abi şöyle garsonluk, bulaşık falan her şey olur ya. Yok oğlum işmiş. 5 kişiydik burada, 3'ünü kovdular. Oğlum günde 13-14 saat, haftanın 7 günü çalışıyorum gibi gıkım çıkmıyor lan. Bir şey söylesem anında kapıdayım. En azından sosyete yemeği yiyorsun lan işte. Rüyanda göründün yoksa antrikot mu antrikot? Yok lan, nereden göreceğiz? Burada yiyoruz işte. Hadi görüşürüz, kolay gelsin. Görüşürüz, hoşça kal. Cuma'ya vereceğiz dedik. Kaçmıyoruz ya. Bugün yarın 3 ay oldu. Seni mi bekleyeceğim? Yarın evi boşaltmazsanız o zaman gör bak sana ne yapacağım. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Yap hadi. Ne diyorum? Mert. Yemin ederim evini yıkarım başına. Mert yapma. O zaman vereceksin paramı. Cebindeki son model telefonlarla geziyorsunuz. Ya sana ne lan benim cebimdeki telefonla? Sana ne lan? Git benim tabancamı getir, yürü. Tabancamı getir içeride. Oğlum seni bir daha burada görmeyeyim. Yemin ediyorum var ya, 7 sülalene dadanırım lan senin. Allah belanızı versin. Polisle geleceğim kapınıza. Lan yürü git. Polisle gel ya. Polisle gel. Abi senin tabancan yok ki. Yok. Saf trik ya, sindirim bozuyor. Yok tabii yok. Ama soran olursa abimde tüfek, tabanca, her yol var, tamam mı? Tamam. Geç hadi. Hadi geç. Aa dur, ben yemek getirdim size ya. Nerede? Kedi yiyor, pis. Lan gitti, tamam, yemek. Tamam dur oğlum. Ya. Hadi gel gel.
Babanın görmesi ancak elektrik suya yetecek. Bu kıl kuyruk da yarın yine kapıya dayanacak. Bugün bana günlük 80 TL verdiler. Bir de 50 lira bahşiş kaldı. Buna girmeyi al bunlar. Al bunu suya yatırırsın, halledersin. Tamam mı? Ah, çok şükür oğlum bu işi buldun. E ne dediler peki? Çağırdılar mı? Yarına gidecek misin? Gideceğim ya, devam. Sana İlay'dan uzak dur dedim. Dinlemedin. Bedelini kıymetli ödedi. İnşallah dersini alırsın. Aklın başına gelir. Kudret Hanım. Yenersin oğlum. Sen canavar gibi oynuyorsun. Oğlum ben senin yaşındayken bizim evde televizyon bile yoktu. Elektrik bile gidip gidip geliyordu, biliyor musun? Babam bize akşam mum ışığında Karagöz Hacivat oynatırdı. Şimdi böyle anlatınca sanki benim çocukluğum taş devrindeymiş gibi geldi, değil mi? Bak, bir şey olması lazım burada. Şurada bir yerde olması lazım. Bak burada. Bak. Bu ne biliyor musun? Hırka. Ya hırka, hırka da. Kimin hırkası? Babamın hırkası. Senin büyük babanın hırkası. Gel bakayım. Gel, çıkar, çıkar, çıkar. Özledin mi? Özledim oğlum. Çok özledim babamı. Keşke seni görebilseydim. Biliyor musun bana bütün bu fidanları nasıl yetiştireceğimi, tohumu nasıl ekeceğimi, hangi ağacın ne kadar su istediğini, ne kadar güneş görmesi gerektiğini, aşıyı, çeliği hepsini babam öğretti. Ben de sana öğreteceğim hepsini. Hepsini. Dedemin şarkısını söylesene. Söyleyeyim. Gel bakalım sen de bana. Brahma köprüsü Hasan. Dardır geçilmez. Bre Hasan.
Dardır geçilmez, soğuktur sular bre Hasan, bir tahası içilmez. Soğuktur sular bre Hasan, bir tahası içilmez. Anadan geçilir Hasan, yardan geçilmez bre Hasan. Yardan geçilmez. At martini devreli Hasan, dağlar ilesin. Drama köprüsünde bre Hasan, dostlar dinlesin. Mezar taşlarını Hasan, koyun mu sandı bre Hasan, koyun mu sandı. Adam öldürmeyi bre Hasan, koyun mu sandı. Uyandırma. Yok, uyku tutmadı zaten. Siz nereden geliyorsunuz? Oğlan da uyuyamamış. Aşağı indirdim. Sonra uyudu kucağımda. Eda, sen benim telefonumu mu karıştırıyorsun? Sen telefona şifre mi koydun? Ne işler karıştırıyorsun İrfan? Sen de Deniz'in doğum günü sorsaydın söylerdim. Sen neyin peşindesin ya? İrfan'ın sözcüsü geldi. Nişanlanıyorlar. Nişanı kız tarafı yapar ama bunun anası babası yok herhalde. Kızı gördün mü? Çok mu güzel? Aa, yok artık. Herkes senin peşinden koşuyor. Sen İrfan için mi ağlıyorsun? Ben unut gitsin. Kesmiyor galiba. Kesin. Ve de hayırlı olsun. Teşekkür ederim.
Geldik, geldik hanım. Sağ sandalye bu mu? Evet. İşte bu. Gerçekten mi? Hı-hı. Nasıl? Beğenmedin mi? Nasıl yani? Aa. Tamam, peki. Almayız. İstemezsin. Neyse. Ya benim çalışma odamdır. Nasıl? Ne diyorsun? Yani tamam işte, senin de gönlün yokmuş. Şey yapmayı verirsin, almayı verirsin. Olmaz mı? Ne demek gönlü yokmuş? Benim gönlüm var tabii. Benim senelerim geçti bu sandalyeyle. Köy köy gezdi bu bizimle. Benim için manevi değeri var. Yani sen istemiyorsun diye vazgeçiyorum ondan. Ya, ya. Yapma. Gelecek ya. O kadar çok seviyorsunuz ama beni. Vazgeçiyorsun maneviyat sandalyenden. Hı-hı. Sen beni mi deniyorsun? Denemiyorum. Hiç tavsiye etmeyeyim. Denemiyorum. Dikkat et, senin için her şeyden vazgeçebilirim. Anne, gelir misin? Geliyorum oğlum. Telefonunuz. Teşekkür ederim. Size geldi. Çok güzelmiş. Kocaman bahçe gibi. Özel bir gün falan mı? Yıldönümü. Gönül alma çiçeği. Eski çalıştığım evlerden birinin bir hanımı vardı. Böyle 50 yaşında, altı koca eskitmiş. Hata ne kadar büyük olursa hediyesi de o kadar büyük olur derdi. Doğru tespit. Şömineni oraya koysan. Peki senin bu hanımefendi böyle büyük hediyeler aldığı zaman ne yapardı peki? Finosu sağa sola işlediği zaman ne yapıyorsa onu yapıyordu. Gazeteyle burnunu vuruyordu. Yani erkekler bir hata yaptığı zaman cezasını vereceksin, yoksa kullanmazlar derdi. Doğru söze, ne acil. Ben size bir kahve yapayım. Sağ ol. Efendim Süleyman. Sultanım, çiçekleri aldın mı? Aldım, teşekkür ederim. Ama ben sana söyleyeceğimi söyledim. Aramızdaki mesele çiçekle böcekle halledilecek bir şey değil.
Ya ben ne yaşıyorum? Kimsenin haberi yok. Kimsenin. 7 senedir o tümör benim beynimde, beynimde. Her gün kendimi yedim, her gün kemirdi bu beynimi. Her gün. İlayla nişanlandı. Tamam dedim, kısmetim neymiş? Kalbime gömerim. Sen biliyorsun abla. Şşş. Deniz duyacak. Abla ben böyle olsun istemedim ki. İstemedim ki. Eda. Ablacığım senin başına bir iş mi geldi? Böyle anlatmadın, söyleyemedin. O Egemen bir pislik mi yaptı sana? Hayır öyle değil. Siz köye gitmiştiniz, ben evde kalacağım dedim. Ders çalışma bahanesi uydurup. Sabah akşam ağlıyordum işte, tam o sırada Egemen geldi. Bana karşı da boş olmadığını biliyordum. Ağlama. Ben sana her şeyi unutturacağım dedi. Zaten şeytanın da pabucunu ters giydirir biliyorsun. Altından girdi, üstünden çıktı. Zaten parası da var. O zaman. Babasının da başını yaktı sonra. Kestiriyor, içiriyor, yediriyor. Ben dedi salaklık işte, gerizekalıyım, aptalım, tekiyim, cahilim, kandım, gözlerim kamaştı işte. Olan oldu. Sonra da ortadan kayboldu. Hamile olduğumu öğrendiğimde tamam dedim. Öldüreceğim kendimi. Yapamadım abla. Ona kıyamadım. Her gün bir gün daha öteledim. Yapamadım. Anne. Evet. Oyuncaklarını alacaktım aşağıdan. Ya. Ablacığım. Hayatta hiçbir şey sebepsiz olmuyor. Sen kıyamadın. Rabbim de kıyamadı. Bu çocuk yaşasın istedi. Ve böyle oldu. Geldim anneciğim. Efendim? Evet Süleyman Bey. Tamam, avukata vereceğim, hukuk bölümü halledecek. Evet, tamam. Tamamdır, hallediyorum. Efendim? Tamam, işimi halledeyim, hemen geliyorum. Tamam. Hakan Bey, beni çağırmışsınız. Geç şöyle Ayşe. Şimdi senin olayın ne? Onu anlayalım. Anlamadım. Şimdi sen bizde başlarken bir takım bilgiler vermişsin. Adres, referans falan. Evet, bir sorun mu var? Bilemiyorum. İşte ona bakıyorum. Yani malum devir kötü. Öyle herkese güvenmemek lazım değil mi? Yüzüne bakınca saf dediğin batakçının önde gideni çıkıyor. Sen de dikkat et. Tamam mı? Ben de dikkat edeyim değil mi? Kimi kastettiğinizi anlamıyorum. Seni kastediyorum. İnternette yoksun. Olayın ne? Bu Hakan Bey. Yani hadi internette yoksun. Annemin bile bir hesabı var. Yani eğer bir hesabın olsun istemiyorsan... ...ya biri seni bulmasın istiyorsundur... ...ya da birinden kaçıyorsundur. Evet bir hesabım vardı ama dediğiniz gibi... ...bazı özel sebeplerden dolayı artık yok maalesef.
Dur ya dur, şaka yapıyorum. Niye hatar yapıyorsun? Yok canım, ne hatarı? Estağfurullah. Hiç aşık olsun olur mu hacım? Seni ekleyeyim dedim. Baktım hiçbir yerde yoksun. Merak ettim. Çok gizemlisin. Maalesef. Bir süre daha öyle gizemli kalacağım. Neyse. Benden istediğiniz bir şey yoksa ben bir kalkayım bakayım. Babanız bir şey istemişti çünkü. Git tabii. Sonra devam ederiz. Hı hı. Hayırdır enişte? Ofis mi bakıyorsun? İş için lazım olacak. Efendim. Bir saniye bekler misin? Eda. Bir şey mi oldu? Bekle. Ne var söyle. Abi. Boş yapma. Neyse karın ağrım dökül hadi. İyi tamam, o zaman gelin yüz yüze konuşalım. Eda, ne oluyor? Şşş. İrfan, İrfan'da bir şeyler var, bir şeyler karıştırıyor. O ne demek? İlahi, eminim o*****la görüşüyor. Yok artık, o nereden çıktı? Ya bana ister paranoyak da ister deli. İçimden bir ses, o kadınla görüştüğünü eminim. Eda. Ha, burada mısınız? Ben gidiyorum. Tamam. Çantan nerede? Paran var mı? Ne parası? Bir sakin ol. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Takip edeceğim. Emin olmam lazım. Neyse göreceğim. Ya İrfan hiç öyle bir adam. Hem görürse ne olacak? Ya abartma. Abla, anlamıyorsun. O kadın evliliğimizin sonu olur. Oğlum. Benim ben gidip geliyorum, tamam mı anneciğim? Tamam anneciğim. Katlı. Pek hayırlı bir yere gelmedik hocam. Mekan bakmaya geçeceğim. Gözüme kestirdiğim birkaç bir yer var. İleğin parasını kabul etseydin kurtaracaktık. Ne yapacağız şimdi? Ben başka hesaplar yaptım. Daha vaktimiz var. Tamam o zaman halka açılıyoruz. Öyle üçe beşe bakmayacağız. 100.000 şartı da yok. Oğlum fakir fukaranın parasına göz dikmeyeceğiz diye anlaştık ya sen. Ya sen ne emmeye geliyorsun ne gömmeye. Çöz o zaman ya. Buyurun. Çok affedersiniz, pardon. Çok özür dilerim. Ben sana daha başlamadan düşündüğüm her şeyi tek tek söyledim. Bütün şartlarımı aldım. Hiç de bir şey saklamadım. Sen de tamam dedin. Şimdi fikrimi değiştiremezsin. Beni zor duruma sokmadın. Hanımefendi. Ne yapıyorsunuz? Hanımefendi. Hanımefendi, bir saniye. Güvenliği çağırıyorum. Bak, kimseyi çağırma. Bunlar
Bunlar 500 lira eder. Param yok. O da kartını istiyorum. Lütfen ver. İrfan! Eda? Nerede o? Ha? İrfan nerede? Biraz önce çıktı. Karşılaşmadınız mı? Sen ne arıyorsun burada? İrfan'ı mı takip ediyorsun? Efendim? Hemen gelin. Konuşmamız lazım. Anlaşıldı. Geliriz. Ne hatlar karıştırıyor? Kiminle ne yapıyor belli değil. Çalışıyoruz işte. Yatırım işleri. Egemen. İrfan kiminle görüşüyor? İlayla mı? Ne diyorsun Eda? Bana yalan söyleme ya. Saçmalama Eda. Bana inanmıyor musun? Ege. Gönder onu. Gönder onu, bir şey belli etme. Egemen. İrfan. Oğlum ya. Annenler çağırıyor. Of Ege. Selma teyze sandım, yürü. Dejavu oldu resmen ha. Bekliyormuş. Hadi hazırlan, ne seni niyesine gidince öğreniriz hadi. Ben hazırım zaten, bekle, geliyorum ben. Acaba. İlay Hanım'ın davetlileri. Cezasını versin. Süleyman'ın o leş yüzünü bir dahaki ödemeye kadar görmeyiz diye düşünüyorum. Acil bir şey olmasa çağırmazlar herhalde. Ege, ne oluyor lan? Yok, bilmiyorum. Gidince anlayacağız. Oğlum bir şey biliyorsan ve söylemiyorsan var ya, çok fena olur ha. Yok, vallahi bir şey bilmiyorum. Adem de Süleyman'ın İlay'la mevzularını öğrenmemiş olsun. Süleyman Bey. Benden bir isteğiniz yoksa çıkabilir miyim ben? Çık. Teşekkürler. İyi akşamlar. Nereye? Evime. Hep gizemli havalar, tavırlar. Senin de olayın bu demek. Yok canım, ne gizemi öyle. Hadi gel, bırakayım seni. Yok sağ ol, ben kendim giderim. Thank you.
Acizciğim. Bitmediniz be. Düşündüm de bu işten çok kolay sıyırdınız. Cengiz'e gitmeler, yatırım matırım ayakları, benim paramla işler çeviriyorsunuz ha? Kaç para yatırdı Cengiz? Cengiz bir para yatırmadı, bizi satın almak istedi. Ama biz kabul etmedik. Merak etmeyin, başka yatırımcılar bulacağız. İsabetli olmuş, benim başka planlarım var. Nedir bu? Sitedeki ofislerden birinin anahtarı. Bundan sonra ne yapıyorsanız gözümün önünde yapacaksınız. Kiminle ne alt ediyorsanız hepsini bileceğim. Hah. Gel İlay Hanım. Ben de şimdi seni söyleyecektim. İlay Hanım. Yeni yatırımcınız. İlay Hanım hem yatırım yapacak... hem de benim adıma işlere göz kulak olacak. Bunu kabul edemeyiz. Neden İrfan Bey? Çünkü istemiyorum. Senin fikrin soran olmadı profesör. Bir saniye Süleyman, İrfan Bey ikna olacaktır ben eminim. Egemen, senin için bir sorun var mı? Bence yok. Harika bir fikir. Ne? O zaman hayırlı olsun İrfan Bey. Biliyorum, birini arıyorum. Yukarıda bir toplantı var ama siz kime bakmıştınız? İlahi Yücedağ burada mı? Teklifiniz için çok teşekkür ederiz ama böyle bir emir vakiyi kabul edemeyiz. Sen kim oluyorsun da teklifimize olmaz diyorsun lan? Hem de bu vaziyetteyken. Vaziyetimizde bir şey yok. Gayet iyi gittiğimizi düşünüyordum ben. Ya tamam, biz sakin sakin konuşsak mı acaba? Konuşacak bir şey yok Egemen. Profesör bizi hala tanıyamamış galiba. Sen bir daha anlat istersen. Ben sizi gayet iyi tanıdım. Asıl siz bizi tanıyın. Ne var Kudret? Ne? Tane tane anlat. Nerede? Senin derdin ne? Sen ne istiyorsun ya? Sence? Benim derdim seninle aynı İrfan. Para kazanmak. Oldu mu? Ha öyle mi? Neden inanmıyorum acaba? Kibirinden olabilir mi? Çünkü bu dünyada her şeyin en doğrusunu sen biliyorsun ve bir tek senin paraya ihtiyacım var. İlay, İrfan sırası mı şimdi bütün bunların? Sen sus, seninle sonra konuşacağız. Ben oğlumun canını kurtarmak için buradayım. O ciğeri beş para etmez herifle senin gibi lüks arabalar çantaları için görüşmüyorum. Ha, tabii, tabii. Yine her şeyin en doğrusunu kendisi biliyor değil mi Egemen? Sen istesen de istemesen de bu ortaklık olacak. Anladın mı İrfan? Bu saatten sonra senin para için atacağın taklaları, yalayacağın satırları görmek için sabırsızlanıyorum ben. Bunu bil. Tamam. Ben de gelene kadar beklerim o zaman. Geçin oturun o zaman şuraya. Orada bekleyin. Ne olmuş oğlana? Nedir durum? Hastaneye götürüyorlarmış. Ambulanstaymış oğlan. Ya ne olmuş ki? Kim ne yapmış? Ay ne bileyim ben. Kendinde değilmiş ki oğlan. Maslak'taki hastaneye götürüyorlar. Tamam, çabuk gel hadi. Tamam tamam, geliyorum. Buyurun efendim. Şoför çağır. Kim bu kadın? İlay Hanım'ı göreceğim diye tutturdu. İsmini de soruyorum ama söylemiyor. Şirket bizim, iş bizim. İmzalamıyoruz. Öyle bir ihtimaliniz yok İrfan Bey. Tabii. Sen bu mafya işlerine pek alışmışsın. İmzalamazsak başımıza ne gelecek? Önceden söyle de bilelim. Başınız sıkıştığında mafyanın dibine giriyorsunuz ama. Ya yeter. Süleyman, ilişkinizi öğrenirse hepimiz biteriz. Kendinizi toplayın. Ben şu adama bakıp geliyorum. Siz de sakin olun biraz.
Hayırdır? İlay Hanım'ı arıyor musunuz? Siz kimsiniz? Ben buranın sahibiyim. Asıl sen kimsin? Ne yapacaksın İlay'ı?